Herkese merhaba. Tel tel ayrılan nefis bir katmer tarifim var. Mis gibiden yağlı katmer tarifi. Bu tarifimiz mayalı hamurla yapılıyor. O yüzden önce hamurumuzu hazırlayacağız. Unun büyük bir kısmını, yani yaklaşık bir çay bardağı kadar unu kenara alın. Diğer unun tamamını derin bir kasenin içerisine boşaltın. Orta kısmını açın havuz gibi. İçine mayayı ve toz şekeri koyun. Dış kısmına da tuzu ilave edin. Elinizin girebileceği sıcaklıkta su ısıtın. Ama ne çok sıcak olmalı ne soğuk olmalı. Eğer çok sıcak olursa maya ölür. Soğuk olursa da maya aktivasyonu zor olur. İçine koyduktan sonra yavaş yavaş yoğurmaya başlayın. Şimdi yoğururken biraz su miktarını arttırmanız ya da azaltmanız gerekebilir. Kıvamını birazcık göz kararı ayarlayacaksınız. Nasıl? Bakın gördüğünüz gibi hamur toparlanmaya başladı. Bu aşamada elinizdeki hamuru temizleyin güzelce. Temizledikten sonra birazcık un serpip, o kenara ayırdığımız undan, üzerine serpip tekrar toparlayın ve hamur böyle olmalı. Üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika mayalamaya bırakın. Gördüğünüz gibi hamur iki katına çıkıyor. Sonra hamurdan böyle mandalina büyüklüğünde bezeler alın. Gördüğünüz gibi içine sıvı yağ koyun. O 1,5 su bardağı sıvı yağ koyun. Ve hamurları, beze yaptığımız hamurları içine koyun. İki tarafını da yağlayın. Bunu da bekleteceğiz, mayalama yaptıracağız. Üzerini kapatıyoruz. Yaklaşık yarım saat boyunca mayalamaya bırakıyoruz. Ardından mayalanan hamurlarımız gördüğünüz gibi böyle şişiyor, tombul oluyor. Onları alıp elimizle tezgahta açacağız. Gelişi güzel açacağız. Zaten çok kolay açılıyor. Yağla beraber mayalanma olunca bakın gördüğünüz gibi güzelce incecik açıyoruz. Yırtılabilir, hiç önemli değil. Çünkü zaten onu katlayacağız tekrar ve tekrar şekil vereceğiz. Gördüğünüz gibi her tarafı eşit miktarda incecik açmaya çalışın. Açıldıktan sonra hani böyle hamurları beklettiğimiz sıvı yağ vardı ya, oradaki sıvı yağdan birazcık alın elinizde. Orta kısmına yayın güzelce. Sonra da boş çakatlar gibi üst üste katlayın. En ortasını da bakın gördüğünüz gibi dört taraftan yine katlıyoruz. Bir yuvarlak, yine böyle bez haline getiriyoruz. Sonra zaten elimiz yağlı. Güzelce elimizle bir pasta tabağı büyüklüğünde açın. Sonra yine onu tezgahta bir köşeye koyun. Ve bir 15-20 dakika zaten diğerlerini yapana kadar mayalanması için bekleyin. Sonra yapışmayan, altı kalın olan bir tava kullanın. Eğer ince ve böyle çok çabuk ısınan bir tava olursa hemen yanar, içi pişmez. Hemen hiç yağlamadan tavaya koyun. İki tarafı da güzel nar gibi kızarana kadar orta hararetli ateşte pişirin. Sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.